Merhaba dünyanın en güzel insanları. Bugünkü konumuz uzay ve gastronomi. Konunun sonuna kadar, bölümün sonuna kadar uzay ve tarım, uzay ve gıda, uzay ve gastronomi ve bunların bizi aslında dünyamızı nasıl etkilediğini, yaşamımızı birebir nasıl etkilediği konusunda fikir sahibi olacaksınız. Kanala abone olmayı unutmayın, bildirimlerinizi açmayı unutmayın ve bölümün sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Beni ilk defa izliyorsanız sosyal medya hesaplarım da burada. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Böylece daha rahat haberleşebiliriz. Bugün uzay ve gastronomiden bahsedeceğiz. Çok fazla dikkat etmedik, çok fazla haber olmadı. Bu da benim dikkatimi çekti. Aslında bu durum bizim birebir olarak hayatımızı, yaşamımızı etkileyen bir unsur. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi anlatacağım size. Geçenlerde SpaceX adlı firma, Elon Musk'ın sahibi olduğu firma, International Space Station dediğimiz uluslararası uzay istasyonuna astronot gönderdi. Bu uluslararası uzay istasyonunda Kanadalılar, Amerikalılar zaten NASA'nın projesinin altında, Ruslar, sonra Avrupa'dan ülke ve Japonlar bulunuyor. Başka uzay istasyonları da var. Mesela Çinlilerin bulunduğu, Hindistan'ın bulunduğu uzay istasyonları da mevcut. Bu uzay istasyonunda bazı araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalar bizi nasıl etkiliyor? Şimdi ona geleceğim. 1907 yılına gidiyoruz. Ta çok eskilere. Almanya bir uçağa kamera takıyor ve uçakla tarım arazilerini, yeryüzünü, şekilleri, her şeyi onunla kaydediyor, inceliyor. Daha sonra bu araştırma olarak projelendiriliyor ve geliştirilmeye başlıyor. Gerçekten de insanlar yeryüzünü gökyüzünden izlemeye başlıyorlar. Ve 1980'lere geldiğimizde dijitalleşme ve bu kameralar tamamen tarım üretimine, tarım içerisine girmeye başlıyor. Aslında ilk giriş 1940'larda oluyor ama biz daha çok net olarak bunu 1980'lerde görüyoruz. İşte bu girişle beraber bir bakıyorsunuz ki uzayda yapılmaya başlanmış bazı teknolojiler bizim dünyamızda direkt uygulanan tarım alanında ve gıda üzerinde direkt uygulanıyor. Mesela örnek veriyorum, bu uzay istasyonunda uzaktan kumandalı, uzaktan kontrollü bazı araçlar yapılıyor mesela. Bu araç direkt dünyaya geldiğinde tarım ürünleri üzerine kullanılıyor. Uydu sistemleri yapılıyor. Bu yine dünyamıza geldiğinde gökyüzünden uydu taramasıyla işte o alanda ne ürün ekili, ne tür ürünler var, renklerine göre, yansıttıkları ışıklara göre bütün her türlü şeyi uzaktan kontrol eden sistemler geliştiriliyor. Ama bunun ilk temelinin atıldığı yer ise uzay istasyonları. Şimdi gelelim, uzay istasyonlarında ne tür bitkiler araştırmaya konu oluyor? Mesela Çinliler patatesle ilgileniyor, kerevizle ilgileniyor, ipek böcekçiliği ile ilgileniyor. Bunun yanında başka ürünler de var. Diğer uluslararası uzay istasyonuna baktığınızda kıvırcık, pirinç, arpa, armut, bunun gibi araştırmaların devam ettiği ürünler var. Peki bu ürünler neye göre seçiliyor? İşte bu noktada da bir araştırma yapılmış. Özellikle yosunların, bu arada yosun da var. Yosunların dünyanın ilk oluşumundan denizden karaya geçerken yaşamsal olarak evrim geçirmesi sırasında kuraklığa nasıl adapte olduğuyla ilgili böyle gen sıralamaları, genler, bilimsel bilgiler, bulgular bulunuyor. Ve bunların aslında bu evrim sırasında diğer bazı canlılarda da ortak olarak sahip olduğunu, diğer bazı canlılarda da olduğu anlaşılıyor. İşte bu canlıları super family dedikleri, süper aile dedikleri gruba koyuyorlar. Bunların içerisinde kimler var? Mesela insan var, yosunlar var, ayılar var, armut var, işte pirinç var, kıvırcık var, arpa var, patates var. İşte bu saydığım ürünler var. Yani bu saydığım ürünler kendini geliştiren, değiştiren ürünler. Ama eminim birçok daha şu anda benim bilmediğim ve daha da
sayılabilecek listesi, kabarık bir ürün skalası, bu canlı skalası daha doğrusu bulunuyor. Biz zaten her zaman deriz yani ayıyla armudu beraber söyleyince ayının armudun iyisini ayılar yerden biliyorsunuz öyle bir de sözümüz var. Demek ki bizim kültürümüzde de bu bilgi var. Yani çok da uzağa gitmeye gerek yok. Kültürümüzdeki o böyle deyişleri, ön atasözlerini birazcık deşsek daha neler çıkar size anlatamam. Bu uzaktan kontrol sistemlerinde toprağın demini ölçebiliyorsunuz. İnsansız olarak arkasından konuşan bitkiler oluşturuyorsunuz. Bu nasıl bir şey diyeceksiniz. Mesela bitkinin yaprağını inceliyorlar ve bitkinin yaprağı büzüştüğü zaman, renk değiştirdiği zaman veya terlediği zaman bitki onlara sinyallerini veriyor ve susadığını aslında söylüyor. Yani bizim çiftçimize direkt bu sistemi kurduğunuzda eğer çiftçilik bilmiyorsanız ne getiriyor size? Bitkinin yaprağı düşmeye başladığında hacmiyle ilgili olarak, nemiyle ilgili olarak her türlü bilgiyi size gelişmiş bilgisayar teknolojileriyle mesaj olarak size veriyor ve algılamanızı sağlıyor. Bunun üzerine siz sulama yapıyorsunuz ya da bunun üzerine ilaçlama yapıyorsunuz, gübreleme yapıyorsunuz. Bu da size aslında tasarruf sağlatıyor. Çünkü hem bilgiyle beraber hem de tasarruflu olmanızı sağlıyor. Bitkilerdeki hastalıkları daha önce teşhis etmenize yani sebep oluyor. Arkasından toplama makineleri olarak düşünürsek olgunlaşmış, henüz daha olgunlaşmamış renklerine göre o sensörlerle makineler size yardımcı oluyor. Yani bir çeşit aslında yapay zeka öğreniyor ve yapay zeka bizim hayatımızda tarım ürünlerinde, gıda ürünlerinde ön plana çıkıyor. Ve bizim aslında hayatımızı da belki de kolaylaştırıyor. Bunu da atlamamak lazım. Ha, işçilik diyeceksiniz, insanlar işsiz mi kalıyor? Hayır, insanların iş yapacağı işler daha kalifiyeleşiyor. Yani siz bir işçiyken, el toplu, el işçisiyken siz birden hem el işçisi oluyorsunuz hem de kafa işçisi oluyorsunuz. Çünkü teknisyen olmanız gerekiyor. Yani o makineyi çalıştıracak olan kişi olmanız gerekiyor. Yani öğretim ve eğitim şart. Başka neler bulunmuş bulunuyor bu istasyonda? Önce geliştiriliyor daha doğrusu. Şimdi insan ekosistemin verimliliği ölçülüyor her şeyden önce. İnsan bu ekosistemde hani nerede? Aslında biz de bir zincirin halkası olduğumuz için bizim de girdilerimiz ve çıktılarımız var. Bu çıktılarımızın içerisinden bir tanesi de karbondioksit. Biz de nefes verdiğimizde karbondioksit artı su buharı çıkartıyoruz. Bilim adamları çok da güzel bir çalışma yapmışlar. Bakın görün o çalışmayı şu anda ekrana veriyorum. Bu çalışmada da karbondioksiti suya çeviriyorlar. Yani biz aslında bu çok önemli olan gelişme şu anda iklim değişimlerinde en büyük sorunumuz olan karbondioksitin artması nedeniyle olan sorunumuzda bir nebze çözüm oluyor bizim için. İklim değişimleri gerçekten incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gereken bir konu. Peki bunun için bazı sektörlere, bunun için iklim değişimleri bir ticaret kaynağı olurken bazı sektörler içinde kaybolma durumu oluyor. Bunlara nasıl bakıyoruz? Diyelim ki siz mercan kayalığı balıkçılığı yapıyorsunuz. Wow, çok ileri gittik. Mercan kayalığı balıkçılığı yaptığınızda tabii ki o zaman iklim değişimleri nedeniyle mercanların bu bleaching dediğimiz yani tamamen onların etrafındaki besin kaynaklarının yok olması ve renklerinin gitmesi, okyanustaki işte o görevlerini görememeleri, yok olmaları nedeniyle sizin balıkçılığınız da yok oluyor. Ama bir taraftan da bu mercan kayalıklarındaki balıkçıların nasıl balık tutması gerektiğiyle ilgili bir olta sistemi ve bir balık avlama yöntemi sistemleri geliştirildiği için başka bir pazara da fırsat oluyor. İşte bu güzel ayarlanması gereken denge oluyor. Peki iklim değişimleri bizim gıdamızda ne tür rol alıyor? Şöyle diyebiliriz. Bu
uzaydan baktıklarında şunları da görebiliyorlar. İşte kuraklık, sıcaklık, mevsimlerin değişmesi, bu durumda işte ekosistemdeki verimliliği nasıl ayarlanacak falan. Tabii biz daha ince detaya girdiğimizde ise şunu görüyoruz. Bir arıyı düşünün. Arılar kış uykusundan erken uyanırsa o zaman çiçekler üzerinde dillerini kullanarak delikler açıyorlar. Yani yaprağını, daha doğrusu çiçekler değil, yaprak üzerinde delik açıyorlar ve yaprağı zedeliyorlar. Siz zannediyorsunuz ki işte kurtçuk geldi, şöyle oldu, böcek geldi falan filan. Hayır, o ısırmaları sırasında arılar bir salgı sistemi yayıyor bitkilere. Bitkiler, özellikle domates bitkisinde daha erken çiçeklenmenin olduğu, çünkü arılar uyandıktan sonra o çiçeklere ihtiyacı var, besine ihtiyacı var. 30 gün kadar evvel çiçeklerin, domates çiçeklerinin, domates bitkisinin çiçeklerinin açtığı tespit edilmiş. İşte bu nedir? Bizim için mevsimsel yemekten bahsederken, yani 24 güneş döngüsü, o 24 mevsim hareketlerine göre bahsederken, o zaman erken çiçeklenme oluyorsa domatesde ve arılar da bunu uyarıyorsa, bizim de beslenme stratejimizde ve mevsime uygun yiyeceklerde onu ön plana almamız gerekiyor. Yani onları takip etmemiz, incelememiz gerekiyor. Uzay istasyonunda, uzayda yapılan araştırmalar bizi birebir etkiliyor. Hem tarım makineleri açısından etkiliyor, tarım üretim ve onların işleniş açısından, hem de bitkiler açısından. Yani işte eminim hayvan deneyleri de oluyordur. Onların işte işleyişleri, değişiklikleri, adaptasyonları, iklime uygunlukları, hepsi bu tarz araştırmalar yapılıyor ve uzayda tarım, uzayda çiftçilik üzerine de temeller atılıyor. Bunlardan bir tanesi, biraz önce de bahsettiğim gibi, kıvırcık üzerineydi. Kıvırcık da aslında ilk ben hatırlıyorum, üniversitedeydim. İsrail'de bir araştırma yapılıyordu ve araştırmaya da çölde kıvırcık yetiştiriciliğiydi. Biz böyle kıvırcığı hani sulu olarak, hani sulu, sulak yerde şeklinde düşünürüz. Çünkü kıvırcık, işte o zaman düşündüm, neden kıvırcık demiştim. Meğersem bu işte TC1 genleri şeyler, onlar zaten temeli atıldığı için ürünler seçiliyor. 96 yılında mezun oldum Ziraat Fakültesinden, Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisinden. İşte 96, tabii o zaman yani bayağı seneler önce. Şimdi bakalım kıvırcıkla ilgili ne kadar gelişmeler olmuş. Aslında bunların hep takiplerini bu uzay, SpaceX haberlerinden alabileceğiz. Bunun yanında Türkiye'de 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı kurdu. Uzaydaki araştırmalarda söz sahibi olmak için şimdiden çalışmalara işte başlamışlar. Bu da bilgi olsun. Eğer bir projeniz varsa mutlaka burayla da paylaşın derim. Bir başka ürüne gelirsek, yosun. Bu iklim değişimleri sırasında Türkiye'nin üç tarafı denizlerle kaplı. Bizim kültürümüzde yosun yemek yok. Ama ben buna deniz otu diyorum, yosuna. Yosun cipsi yaptığım Yedikleriniz Davranışlarınız Olur kitabımda, Kutsi Akıllı ile birlikte yazdığımız kitapta yosun cipsi tarifi vermiştim. Hakikaten denemek gerekiyor. Proteince zengin, bizim ülkemizde doğal olan bir kaynak ve cips olarak bakıldığında da sağlık açısından daha faydalı gözüküyor. Yosunla da ilgili çalışmalarınız varsa lütfen bunları bizlerle paylaşın. Ben tarif olarak vermeye çalışıyorum. Tabii bunun yanında Karadeniz'de çok güzel çalışmalar yapılmış ve benim de yaptığım çalışmada 19 çeşit yiyebileceğimiz, bizim damak tadımıza uygun yiyebileceğimiz yosun çeşidi var. Ama her şeyden önce doğal olarak bulunan bir kaynak ve iklim değişimleriyle bu sayısı da arttı. Dünya ticaretinde konu olabilecek bir ürün. Yani toplayıp, doğal olarak toplayıp, kurutup, paketleyip doğru yerlere gönderebiliriz. İşte bu da bizim doğal kaynaklarımızı
Kültürümüzde yok ama dünya kullanıyor. Onun gibi gıda kaynaklarımızı ticarete çevirdiğimiz bir nokta. Bugün henüz daha oradan herhangi bir bitki veya gen, başka bir şey gelmeden yeryüzünde olan, muhtemelen bazı değişiklikleri olmuştur bu kıvırcıkla ilgili ama biz bilmiyoruz belki de. Neyse, biz yine kıvırcığımızı aldık. Bunun için bir aileyle konuştuğumda bana dediler ki, Deniz dediler, bizim güzel hani bu pandemi döneminde çok fazla dışarıya çıkamıyoruz ama kendi yetiştirdiğimiz kıvırcıkla bir şeyimiz var, balıklı tarifimiz var. Biz onu sana yapalım. Sen de beğenirsen yayınına koyarsın dediler. Kabul ettim. Ellerine sağlık diyorum şimdiden onların. Bakalım kıvırcıklı o balığı nasıl bir araya getirmişler onu göreceğiz. Somon yapıyorlar bu tarifte. Somonu çok sevmiyorum. Somonun da yetiştiriciliğinde bazı uygun görmediğim yönler var. Bir başka bölümde ondan bahsederiz. Ama şimdi önemli olan bakalım lezzetli yemeğimizi nasıl yapmışlar, neler eklemişler. Şimdi balığımızın yanında yapacağımız malzemelere bakalım, ürünlere bakalım. Bir avuç kadar ceviz, 2-3 tatlı kaşığı sarımsak. Bunları mutfak robotuna yerleştiriyorsunuz. Kıvırcıklarınızı koyuyorsunuz. Kaşar peyniri. Biraz tuzlu bir kaşar olursa daha iyi oluyor. Zeytinyağı, tuz ve isterseniz karabiber ekleyerek mutfak robotundan geçiriyorsunuz. Önceden hazırlayabilir, buzdolabında bekletebilirsiniz. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Yarım tatlı patates ve normal patatesi rendeledik. Yarım limonla karıştırıyoruz. Bunu yapma nedenimiz, glisemik indeksi yüksek olan hızlı kana karışıp sizin enerjinizi birden tavan yapan patatesin limonla marine edilmesi sonucu glisemik indeksin düştüğü, daha yavaş salınımlı olarak kana karıştığı yolundaki diyetisyen ve hekimlerin yapmış olduğu çalışmalar. Şimdi bunu önceden yağı kızdırılmış bir tavada pişiriyoruz. Ben genelde paslanmaz şey kullanıyorum ama onlar teflon tava kullanmış. Teflon sevmiyorum. Teflon çizilmişse mutlaka atın, kullanmayın. Teflonun çizilmiş hali bizim için, sağlığımız için yararlı değil. Hatta zararlı. Evet, sarımsak koymayı unutmayın. Patates, sarımsak, tuz ve kalan kaşarımızı da buraya ekliyoruz. Patates çabuk pişecektir. Böyle rende olduğu için. Balığımızın alt kısmına patates, üzerine de marullu olan yapmış olduğunuz sosu koyuyorsunuz. Afiyet olsun. Umarım bu bölümde sizin çalışmalarınızda ipucu olabilecek bazı bilgiler yakalamışsınızdır. Beğen yapmayı unutmayın, kanala abone olmayı asla unutmayın. Görüşmek üzere.